Merhabalar sevgili ikizler burçları, yükseleni ve ay burcu da ikizler olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerin niyetine, Kasım ayına da niyet ederek şöyle fincanımı kapatmış bulunmaktayım. Ben sizlerin niyetine kapatmışken lütfen sizler de kendi niyetlerinizi oldu niyetiyle ve özellikle de kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Önce bir kahve, ardından da bir tarot açılımımız olacak. Açılımlarımızda lütfen size ait olan pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi bırakın, gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Hazırsanız ve niyetler tutulduysa hemen fincanınıza şöyle bir bakmak istiyorum. Bakalım bizlere neler gösterecek. Önceliğim sizlersiniz arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Baya dolu dolu bir fincan geldi. Evet şu an gördüklerimi aktarmak için. Şöyle hemen bir başlayalım. Bak burada bir yaprak var. Bir yaprak dökülür vaziyette arkadaşlar. Şimdi buradan başlayacağım. Yaprağın sonrasında da bir yükseliş görünüyor. Oklar yukarıyı gösteriyor. Şöyle tek tek tane tane gitmek istiyorum aslında. Şimdi yaprak dökümü dediğimiz arkadaşlar birini hayatınızdan komple çıkarmak, temelli çıkarmak durumudur. Yani siz birisinin artık ipini kesiyorsunuz. Hani git ne yaparsan yap. Tamam git ben daha sana hiçbir şey yapmayacağım. Ellemeyeceğim. Daha hiçbir yorumumu da duymayacaksın. Seni komple hayatımdan çıkartıyorum demektir. Bir yaprak dökümü yaşanacağını gösterir burada. Sizler ciddi bir kararla bunu yapacaksınız. Bak bunu söylüyorum özellikle. Hani öyle bugün git yarın gel bir olay değil de. Tamam seninle aramızdaki her şey bitti. Hayatımdan komple çıkabilirsin demek gibi bir durum yaşayacağınızı da gösteriyor. Şimdi şurada bir lale var ama onun altında oklar yukarıya doğru gösterilmiş. Bu iki sembol de birbirinden güzel semboller. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi okun yukarıya doğru devrilmesi yani yukarıya göstermesi eğitim olabilir, iş olabilir, sosyal hayatınızda olabilir. Hani çalışıp çalışmamanız hiç önemli değil ama sizin statü olarak, sizin mevki makam olarak bir yükselme yaşayacağınızı gösteriyor bizlere. Siz belki yükselmek için bir müddettir emek veriyor, zaman harcıyor, mücadele ediyor olabilirsiniz. Ve şu anda bunun karşılığını, bunun ekmeğini yiyeceğinizi gösteriyor. Oklar artık yukarıyı gösteriyor ve sizin bir yükseliş zamanına geldiğinizi gösterir. Şimdi lale, lale devri demektir arkadaşlar. Yani kötü bir devrin bitip yerine daha güzel, daha olumlu, daha pozitif bir devrin başlangıcını gösterir. Bunu hangi konuda ilk aklınıza gelip yorumlarsanız. İşiniz ya da eğitiminiz. İşinizde bugün son bir noktayı koyarsınız ama işle alakalı yeni bir döneme gireceğinizin göstergesidir. İlişki aynı şekilde bir ilişkiyi sonlandırırsınız ama daha güzel, daha mükemmel bir ilişkiye başlama durumunuzdan bahseder. Bak bu konuda çok güzel geldi. Fincanınız hep peş peşe güzelliklerle geldi. Yani lale hangi konuda yorumlarsanız arkadaşlar o konuda şöyle bir güzellikleri eski kötü olayları bırakıp yeni güzellikleri hayatınıza çekeceğinin de göstergesidir. Şimdi bazı olaylar görünüyor. Bunları aktarmak istiyorum. Kaşla göz arasında böyle saniyelik, dakikalık olaylar var. Hani ben şuraya gitmiştim. 5 dakikada geri gelecektim. Nasıl oldu bu olay? gibi bir durum var. Mesela şöyle örnek vereyim. Bir anne vardır. Çocuğuna bakıyordur. İşte nasıl diyelim? 2 dakika mutfağa kendine işte çay, kahve yapıp gelmek için, işte oturma odasına gelmek için bir zaman harcamıştır. 2 dakika içerisinde o çocuğun işte Allah korusun hani ee işte elini kesmesi elini bir yere sıkıştırma bu 2 dakika içerisinde bir olayın cereyan etmesi gibi bir durumdan bahsediyor. Bak bugünlerde öncelikle sevdiklerinizi şöyle bir koruyu kollamanızda fayda var. Gözlerinizi onların üzerinden açıkçası çekmeyin. Bunu da şöyle bir söylemek istiyorum. Ama şöyle söyleyeyim bu biraz canınızı yakacak. Streslenmenize sebep olacak. Ailevi bazı meselelerin yani fincan haneyi gösteriyor. Bunu biliyorsunuz tabak dışarıyı gösterir bize. Fincanın içinde olduğu için bu şekilde yorumluyorum. Aile içinde bazı stresli zamanlar. Aile içi sıkıntılar. Belki bireysel olarak doldunuz siz patlamaya yakınsınız. Canınızın yanacağı bir zaman dilimini gösteriyor bize. Burada bir olayın sizin canınızı ciddi anlamda yakacağını, size ciddi bir sıkıntı ve stresi yükleyeceğini gösteriyor. Peki devamında ne var? Bak senin yukarıda oluşun. Ya bak ben güçlüyüm. Siz bana bir şey yapamazsınız gibi. Burada şöyle bir durum da çıkıyor arkadaşlar ortaya. Hanenin içindekilerden bir problem çıkmasa dahi Dışarıdan bir problem, dışarıdan bir kişi hanenin içine müdahale edebilir ve burada sizin canınızı yakacak bir durum, çocuğunuzu kışkırtır, eşinizi size karşı kışkırtır gibi gibi yorumlayabilirsiniz. Ya da kardeşinizi, ya da anne babanızı mesela yapmadığınız bir şey konusunda ailenize ters düşebilirsiniz. Bir kışkırtılma gibi durumlar var. E bu sefer de size güvenilmediği için ve sizi sorgulamaya aldıkları için. Sizde ne oluyor? Bir can yanma, ya sen bana nasıl güvenmezsin gibi bir durum geliyor ortaya. Burada yine de bunlara boyun eğmediğini, ben güçlüyüm, siz bana bir şey yapamazsınız. Ben kendimi korurum, ben kendim hallederim gibi bir durumunuz var. Yani bu aslında hane halkından daha bilinçli, daha mantıklı hareket ettiğinizi gösteriyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hani yaş tahtaya da aslında basmadığını gösteriyor. Evet şimdi karar demişken bir kararınız var. Ama bu konuda da kendinize karşı açıkçası güvensizliğiniz var. Şöyle bir durumdan bahsedeceğim sizlere. Ee, karar verme aşamasında Acaba doğru kararı verip de aydınlığa çıkacağım mı, yoksa yanlış kararı verip karanlığa mı gömüleceğim? Ya da hayatım düzelecek mi, yoksa daha da mı karmaşık hale gelecek gibi bir durumunuzu gösteriyor. Şu anda ben size net olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bir kere fincan aydınlık geldi. Şu anda arkadaşlar bireysel olarak kendiniz neye karar verirseniz o karar sizin doğru olanınız. O kararın sizi aydınlık bir yola sürüklemesi gibi durumu da gösteriyor. Şimdi burada kendinize en önemlisi kendinize güvenmeniz. Bak bunu da söylüyorum. Evet arkadaşlar bakın şimdi rengarenk bazı cümmüşler var. Bu hayatınızın renkleneceğinin de göstergesi. Hayatınızda bütün renklere yer vermek istiyorsunuz. Bu ne demek? Ee, şöyle söyleyeyim. Her alanda bir şeyler, bir bilgi sahibi olma. Her alana ilgilendiğiniz alanlara, şimdi her alanda da olmaz. Ama sizin istediğiniz ve ilgilendiğiniz alanlarda... Bir takım böyle elinize atmak istiyorsunuz. Ya ben bu kahveyi yapmak öğrenmek istiyorum. Ben bu fincanı yapmak istiyorum. Hani ben bu çayı öğrenmek istiyorum. Nasıl yapılıyor gibi ilgi alanınıza göre isteklerinize ve yeteneklerinize göre kendinizi arkadaşlar renklerle donatıyorsunuz. Yani bu renkler burada biraz da yetenekleri gösteriyor bize. Yeteneklerini çoğaltmak gibi bir durumdan bahsediyorum. Bu da kişinin kendi isteğiyle olan bir durum ama özellikle söyleyeceğim istekleriniz doğrultusunda yeteneklerinizi geliştirmek için bazı fırsatlar nasipler sizin önünüze gelebilir. Şimdi Baris, bak şu parmağın olduğu yere bakın. Hanenin altında göz var. Hanenin içinde, hanenin altında bir göz olduğunu gösteriyor. Bu gözetlendiğinizi gösterir, birilerinin hanedeki durumu kıskandığını gösterir, sizlere fesatlık bulaştırmaya, karmaşa ve düzensizlik bulaştırmaya, karamsarlık bulaştırmaya çalıştığını gösterir aynı zamanda da bir nazar enerjisini maalesef ki beraberinde götürür. Görüyorum ki arkadaşlar bu nazar enerjisi çok hafif alınıyor. Çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz onu söyleyeyim. Nazar e, deveyi kazana insanı mezara götüren bir durum. Bununla alakalı ben çok uyarılar yapmışımdır. Manevi çalışmalar paylaşmışımdır. Nazar duaları, nazar ayetleri. Lütfen kendinize göre bir şifalanma yöntemi, kendinizi bir koruma yöntemi, Belirleyin ve düzenli olarak yapmanızda kesinlikle fayda var. Bu gerçekten benim için çok önemli bir konu, özellikle her defasında altını çizerek de söylüyorum. Şöyle tabağınıza da bir bakacağım arkadaşlar. Bugün bayağı dolu dolu bir fincanla kahve açılımıyla beraberiz. Şu gidenler bir gitsin. Evet, şöyle bir hemen sizlere gösteriyorum. Bakın, elinizde olan bir şeyi başkasına veriyorsunuz. Ama iyi niyetli birine veriyorsunuz. Bak, hemen şöyle bir tabağınızı sizlere göstermişken başlayalım. Elinizde olan bir şeyi, mesela şu fincanı size belki iyi gelen, sizin iyi niyetinizi isteyen, onun mutlu olmasını istediğiniz birisine verdiğinizi gösteriyor. Ben bu fincanı artık kullanmayacağım, sen alabilirsin. Ben bu kalemi artık kullanmayacağım, sen kullanabilirsin gibi birisine belki de onun ihtiyaçları dahilinde maddi de olabilir, manevi de olabilir. Lütfen bunu iyi değerlendirin. Birisine size ait olan bir şeyi verme durumunuz var. Bak bunu söyleyeyim. Şimdi fincanın e, tabağı görüyorsunuz. Bazı tılsımlar içeriyor. Özellikle bunu söyleyeyim. Burada biraz ritüelimsi şeyler yaptığınızı gösteriyor. Birinin size geri gelmesini mi bekliyorsunuz? Bak birinin sizlere karşı artık e, açılmasını bekliyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Ritüellerinizi e, gerçekten çok ciddi olarak yaptığınızı çok e, olumlu bir şekilde sonuçlar almak gibi bir durumunuz var. İlla ki ilişkiyle alakalı bir ritüelden bahsetmiyorum. Bunu da söyleyeceğim. İş olabilir. İş bulmak için yapabilirsiniz. Belki yükselmek için yapabilirsiniz. Belki bir arkadaşınızla aranızı düzeltmek için yapabilirsiniz. Ama bir sonuç yani olumlu bir sonuç gelmesi gibi durumlar olacağını gösteriyor. Şimdi içinizi ısıtan bazı olaylar yaşanacak. Arkadaşlar bak bu güzeldi. Şöyle bir durum bir haberle içiniz ısınabilir. Birisiyle ayrılmışsınızdır gelip sizden özür diler ve sizin içiniz ısınabilir. Zaten sizin de beklediğiniz buydu. Ya da işte biri size bir hediye verir. Ay çok mutlu oldum teşekkür ederim gibi bir içinizin ısınması gibi durum var. Beklediğiniz bir sonuç gelir içiniz ısınır. İçinizin içinizin ısınacağı bazı olaylar yaşanacağını gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bir şimşek çakıyor bu. E, olumsuz demeyelim ama ciddi anlamda şaşırma durumu. Yani siz de aynı şekilde bu haberi, e, bu olayın yaşandığı zaman diliminde olabilirsiniz, orada olabilirsiniz. Bir kavga olur gözünüzün önünde. Hiç kavga edeceğine ihtimal vermediğiniz insanların kavga etmesi sizi Ciddi anlamda şaşırtabilir, şaşırtacak bir durum, şaşırtacak bir haber ya da şaşırtacak bir olayla karşı karşıya gelmek gibi bir durumunuz göz görünüyor. Şimdi bu olayla benim e, alakam ne diye sorarsanız bana bakın bu olaya sizin de dahil olmanız gibi bir durum var. Aslında dahil olmayın. Eğer böyle bir şeyden denk gelirseniz benden size söylemesi dahil olmayın. Eğer dahil olmazsanız sıkıntı yok ama dahil olursanız bu size bir bela, bir musibet gibi geleceğini gösteriyor. Burada kurtulmak için uğraşacağınızı gösteriyor. Size bu aslında şimşek çok da uğurlu gelmeyecek. Birilerinin yanınızda tartışması, sizin onları iyi niyetle ayırmaya çalışmanız size iyi gelmeyecek. Olayın içindeymişsiniz gibi olacak. O yüzden de buna Dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Evet, çok radikal bir karar veriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeceğim, e, köklenmekle alakalı. Belki hiç çocuk istemiyordunuz, çocuk belki de sevmiyordunuz, bilemem. Şimdi herkesin e, birbirinden farklı karakteri var. Ama şimdi diyeceksiniz ki, ya ben köklenmek istiyorum. Ben çoğalmak istiyorum. Ben çocuk sahibi olmak istiyorum diyebilirsiniz. Ha çocuğunuz olmuyordur, evlatlık almak gibi. Bir köklenme durumunuz var. Bak ben bundan bahsediyorum. Ya da e, ben bariz bu şekilde örnek veriyorum ama şöyle de olabilir. İş yerinde çalışıyorsundur. Ben buraya kök salmak istiyorum deyip de kendinizi o iş yerinde öyle bir performansınızı yükseltirsiniz ki herkes sizden o kadar memnun bir şekilde kalır ki. Sizler arkadaşlar çok güzel e, yükselişler ve bulunduğunuz yerde sabitlenmek gibi, köklenmek, sabitlenmek gibi bir durum var burada. Aynı zamanda maddi olarak da bunu yorumlayabilirsiniz. Bir belki yatırım yaptınız. O yatırımda ciddi bir köklenirsiniz, sağlamlaşırsınız. Bir birikim yaptınız. O yatırımınızda, birikiminizde bir sağlamlık kazanırsınız, güçlenirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bir de burada şöyle bir durum var. Ben maddi ya da manevi kimseye muhtaç olmak istemiyorum. Ben kendi düzenimi kurmak istiyorum diyen bir karaktere sahipsiniz. Bu fincan için söylüyorum. Bu fincanda arkadaşlar sizlerin niyetineydi. Ve burada maddi manevi kimseye muhtaç olmadan tabiri caizse nasıl derler kendi imparatorluğunu kurarak kendi hayatında kendi böyle bir ayakları yere sağlam basarak kimsenin fikrine ihtiyaç duymadan yaşayacağın açıkçası bir zamana giriş yaptığının da göstergesidir. Bu konuda mükemmel çıktınız. Şöyle bir tabağımı da geri almak istiyorum. Kartlarımı arkadaşlar sizlerin niyetine karıştıracağım. Bakalım. Şimdi bizlere neler göstereceksin? Kasım ayına niyet. Hadi bakalım. Ben kartlarımı karıştırırken lütfen sizler de kendi niyetlerinizi oldu niyetiyle ve özellikle de kulağınızın duyacağı şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu aşamada ben de sizlerin niyetine kartlarımı bir seçmek istiyorum. Evet, hadi bakalım. Kartlarımız hazır. Sizler de niyetlerinizi tuttuysanız hemen şöyle bir başlayalım bakalım. Bizlere bu dönem içerisinde neler göstereceksin? İlk kartım Aşıklar kartından geldi. Şimdi Aşıklar kartında bir kavuşma var. Ama öncesinde herkese yönelik şimdi ben burada malum kolektif bir açılım yapıyorum. Herkese yönelik bir durumdan bahsedeceğim. Mesela hiç ilişkiniz yoktur. Birinden hoşlanıyorsunuzdur. Onun da sizden hoşlandığını öğrenmek size açılması gibi bir durumun yaşanacağını gösterir. Kupa ikilisinden bahsediyorum. Evet arkadaşlar, aşıklar kartı diye geçer ve siz burada yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Bir ilişki teklifi alabilirsiniz de yapabilirsiniz de. Burada cinsiyet ayrımı yapmıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsanız eğer, uzak mesafede olanların birbirine kavuşması, ayrılmalar, barışmalar olabilir ilişkinizde artık bir kavuşma, bir barışma yaşanacağını da göstergesidir. Evet diğer kartım kupa şövalyesinden geldi. Kupa şövalyesinde arkadaşlar tepeden tırnağa zırha kuşanmış vaziyettesiniz. Bu ne demek? Kendinizi kesinlikle koruma altına almanız gereken, kimsenin size zarar vermemesi gereken, zarar vermelerini engellemeniz gereken bir zamandasınız. Burada hem size hem de nasiplerinize, kısmetlerinize, Kimsenin müdahale etmemesi, kısmetinizi, nasibinizi elinizden almamaları için sizin de uğraşmanız gerektiğinden bahsediyorum. Ayrıca bu nasipleri gerçekten kimseye elletmeyin, koruyun, kollayın. Çünkü bu nasipler sizin muradınıza ulaşmanızı ve bir başarıyı elde etmenize vesile olacağını gösteriyor. Devam edelim bakalım. Evet kupa 8'si geldi. İlk 3 kartım kupadan geldi arkadaşlar. Bunun da ayrı bir anlamı var. Ama şimdi ilk önce kupa 8'isinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar size birisi söz vermiş tutmamış siz yıkılmış görünüyorsunuz. Ben bunu yapacağım demiş yapmamış siz etkilenmiş görünüyorsunuz. Şuraya gideceğim şu işimizi halledeceğim demiş yapmamış siz ciddi anlamda bir çöküntü içine girmişsiniz. Ruhsal olarak psikolojik olarak bir bunalımdan bahseder. Ya ben hiç mi insanlara güvenmeyeceğim? Hiç mi kimseye inanmayacağım? Hiç mi derdimi kimseyle paylaşmayacağım gibi kendi kendini sorguladığın yani etrafta güvenilecek insan kalmadı diye kendini sorguladığın bir zamana giriş yapıyorsun. Bu dönemde kimseye güvenme. Tırnağın varsa kendi başını kendin kaşıman gerekiyor. Aksi takdirde gördüğün gibi sonu hüsranla bitiyor. Evet, güç kartının gelmesini çok sevdim. Şu anda güç kartı tabiri caizse bir aslanı dahi yenebilecek durumlara gelme durumundan bahsediyor. Mecazi anlamda söylüyorum bunu. Gerçekte zaten böyle bir şey mümkün olamaz. Eğer bir mücadelenin içine girersen ama bir aslanı dahi yenebilecek duruma düşmek, kendine çok güvenmek, kendine çok inanmak. Ben çok değerliyim, ben çok güçlüyüm demektir arkadaşlar. Bu gücünüz sayesinde bulunduğunuz yerlerde yaptığınız hareketlerle bunları hep belli edeceksiniz bu zaman içerisinde. Davranışlarınızla, sözlerinizle, cümlelerinizle kendi gücünüzü karşı tarafa aktaracaksınız. Bunu özellikle söylüyorum. Bu gücünüz sayesinde e, çok güzel bir haberin alınması, haberle beraber de güçlenme yaşanabilir. Uzun vadeli bir cesaretlenme ve güçlenme yaşanacağını gösterir. Evet, değnek şövalyesi geldi. Şimdi değnek şövalyesinde yine tepeden tırnağa şöyle bir zırha kuşanmış vaziyettesiniz. Bu sizin kesinlikle korunma altına girmeniz gerektiğini, koruma çalışmanız yapmanız gerektiğini gösterir. Elinizde bir değnek var, bu değnek e, bize hayalleri, hedefleri gösteriyor. Sizin geriye dönük olmanız da geçmişte olan bir hayalinizin, bir e, hedefinizin yarım kaldığının habercisidir. Geçmişte yarım kalan hedefler, hayaller varsa, Bugünlerde önünüze gelen güzel nasiplerde iyi değerlendirdiğiniz takdirde o yarım kalanların tamamlanması gibi sizin de mutlu olmak gibi bir durumunuz ortaya çıkacak. Geçmişte yarım kalanların tamamlanacağının göstergesi. Evet güneş kartımız geldi. Bakın bu çok güzel bir durum. Güneş kartında üzerinizde kara bulutlar varsa dağılıyor. Hanede, iş yerinde kara bulutlar varsa dağılıyor. Artık aydınlanıyorsanız aydınlanıyorsunuz demektir. Önümü göremiyorum. Önüm karanlık diyebilirsiniz ama artık önünüzü görmek gibi, önünüzün aydınlanması gibi bir durumun yaşanacağını gösteriyor. Hayatınızda hareketlilikler var ama bu hareketin bir bereketten ibaret olduğunu lütfen unutmayın. Bereketlenmek gibi bir durum yaşayacağınızı gösteriyor. Şimdi at murattır ve beyaz bir atımız geldi. Her şeyde beyaz at yok. Bunu dikkat etmenizi istiyorum. Muradınızla alakalı güzel haberler, güzel sonuçlar, havadisler almak gibi durumunuzu gösteriyor. Bir de burada çok güzel bir çocuğumuz var. Çok saf temiz haliyle çocuğunuz varsa çocuğunuzla alakalı gururlanacağınız onurlanacağınız bir haber alabilirsiniz. Sizleri mutlu edecek demektir. Çocuğunuz yoksa sizlere çok büyük bir müjdeli haber gelecek demektir. Eğer bir e, evlat edinme ya da şöyle söyleyelim çocuk sahibi olmak istiyorsanız da bununla alakalı olumlu gelişmeler sizi bekliyor diyebilirim. Evet, tılsım prensimiz geldi. Şimdi tılsım prensinde maddiyat var. Bu maddiyatın geldiğine, yani elinizde olduğu için ben bunu söylüyorum. Tılsım prensinde beklediğiniz bir para, beklediğiniz bir tazminat, beklediğiniz bir miras ya da beklediğiniz bir birine borç vermişsiniz, o para da olabilir. Bunu lütfen kendinize göre yorumlayın. Mesela kredi çekeceğim, alabilir miyim gibi şüpheleriniz vardır. Buna da yorumlayabilirsiniz. Tılsım prensinde gelen bir paranın sana geleceğini, aslında senin hakkın olan paranın, mesela tazminat gibi, senin hakkın olan paranın sana geleceğini, bizzat sana geleceğini gösteren, hani ona buna gitmeyecek, sana geleceğini gösteren bir kartım geldi. Tılsım prensindeki para geldiğinde senin içsel ve dışsal bir takım değişimlere sürükleneceğini gösterir. Yani nasıl bir şeyden bahsediyorum biliyor musun? Sen e, psikolojik olarak mesela maddi anlamda bir çöküntü yaşıyorsan bu çöküntünün sona ermesi gibi bir durumdan bahseder. Aynı zamanda ruhsal olarak maddiyatı çözdüğünde bedensel olarak yani dış görünüş olarak da giyim kuşamını e, değiştirdiğini değiştirebileceğini e, gösteren bir şekilde de geldi. Evet kılıç şövalyesi geldi. Kılıç şövalyesi de gördüğünüz gibi değnek şövalyesi gibi tepeden tırnağa zırha kuşanmış bir vaziyette. Bu arkadaşlar sizin gerçekten kendinizi koruma altına almanız gerektiğinin net bir göstergesi. Buraya dikkat etmeniz gerekir. İkincisi şövalyemizin üstünde haberci kuşlarımız var. Yani yeni haberlerin geleceğini ama bu yeni haberler ne ile alakalı onu söyleyeyim. Kılıç Şövalyesi de biraz geçmişten haber verir bize. Mesela geçmişte bir olay yaşandı ama olay kapandı gitti yıllar oldu. O olayın tekrar gündeme gelmesi, o olayı birilerinin tekrar tekrar konuşması gibi ve bu konuşmaların sizin kulağınıza gelmesi gibi bir durumdan bahseder. Ve siz şöyle kılıçla savunuyorsunuz kendinizi. Bu nedir? Ya işte yıllar önce kapanmış mevzu. Niye tekrar tekrar konuşuyorsunuz? Niye açıp açıp konuşuyorsunuz? Gibi bir sitem etme durumundan da bahsediyor. Evet diğer kartımız kupa kraliçesinden geldi. Şimdi kupa kraliçesinde arkadaşlar yeni bir bebek sahibi olabilirsiniz. Yeni bir işte hamilelik haberi olabilir ya da birinin hamile olduğunun haberini alabilirsiniz ya da çocuğu da eğer hiç çocukla ilişkim yok benim derseniz çok müjdeli bir haberin sizlere geleceğinin göstergesidir. Büyük nasibiniz var arkadaşlar kaçan balık büyük olur o yüzden nasibinizin peşinden girin. Devam ettiğimizde kupa kraliçemizin hemen ayaklarının altında gördüğünüz gibi taşlar var. Bu taşlar arkadaşlar haddinden fazla üzerinizde hayal kırıklığı, heves kırıklığı yaşadığınızı ve bunları üzerinizden attığınızı gösterir. Aynı zamanda üzerinizde birden fazla yük olduğunu, taş taşıyorsunuz resmen öyle düşünün. Çok fazla yük olduğunu, çok fazla sorumluluğunuzun olduğunu, yani artık bu size fazla gelen sorumluluklardan ve işte görevlerden artık kurtulacağınızın göstergesidir. Peki bundan kurtulduğunuzda ne oluyor? Bir başarı elde etmiş oluyorsunuz. Ve kupa kraliçesi ile beraber dediğim gibi bu sizsiniz aslında. Bir başarı elde etmiş olacaksınız. Üzerinizde ne kadar fazlalık varsa bunlardan kurtulun lütfen. Bir de suyumuz var. Su arınma enerjisidir. Temizlenmeye doğru yürüyeceğinizi gösterir. Son kartım tılsımdan geldi arkadaşlar. Tılsım dörtlüsü geldi. Şimdi malınız vardır, mülkünüz vardır, paranız vardır. Size ait olan her ne varsa bunlarda gözü olan insanların olduğunu biliyorsunuz. O yüzden de siz size e, ait olduğun, ait olduğunuz her şeye sahip çıkmanız, koruyup kollamanız gereken bir zamanda olduğunuzu gösteriyor. Tekrar söyleyeceğim bu zaman diliminde pek insanlara güvenmeyin. Canım cicim deyip de sizdekinde gözü olanlar olabilir. Dikkat edin lütfen. Burada eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, malınız, mülkiyetiniz de bu söylediklerime dahil. Özellikle bunu söylüyorum. Bütün bakın tılsım dörtlüsünde tüm bedeniyle sahip olduklarına sahip çıkmaya çalışan bir insan var. Siz, Sizin de aynı şekilde bu şekilde yapmanız gerektiğini de gösteriyor. Evet arkadaşlar sizlerin niyet şöyle bir kahve ve tarot açılımı yaptım Lütfen size ait olan pozitif enerjiyi alın negatif enerjiyi bırakın gitsin Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum Kendinize lütfen çok iyi bakın hoşçakalın